Ben kent ve aşırı kentleşme üzerine bol bir çalışma yapan birisiyim. Bu da Faksimile adlı bir seriden. Faksimile, fax dediğimiz artık pek kullanılmayan ama hala kalbistlerde nedense fax numarası olarak beliren bir teknoloji biliyorsunuz. Ve belki hatırlarsınız eskiden telefon hatları çok sabit değildi. Hat kesildiğinde bu metin aktarımı bir yerden sonra düz bir çizgi olarak aşağıya doğru devam eder. Bilmem şu başında bir yerden ben bir sürü örneğini gördüm. Oradan hareketle yapılmış bir şey. Böyle çok kısa bir şekilde yani kente hakim yapıların genellikle ya finans yapıları ya da dini yapılar olduğu çıkarsamasını buradan yapabilmek mümkün. Halbuki kente kimliğini veren ille de bu yapılar değil, kente kimliğini veren vatandaşlar ve her hepimizin olduğu gibi farklı farklı mahallelerde, farklı şekillerde yaşayarak farklı şeyler üreten insanlar o kente kimliği kazandırıyor. Finans veya dini yapılar değil. Bir de onun ötesinde tabii bu son zamanlardaki yüksek yapılaşmayla dünyanın her tarafında bilinen bu da aşağıda örneği görüyoruz. Dünya üzerinde şehirlerin bir aydınlaşması söz konusu olmaya başladı ki bu çok zararlı bir şey. Yani gene kimlikle karakterle bağlantılı bir şey. Yani kimlikler eşitlenmeye başladı. Yani küresellik diye ortaya çıkan şey enteresan bir şekilde böyle kültürleri birbirine eşitlemeye doğru yönlenmeye başladı ki amaçlarından hiç bu değil. Yani küresellik yerel karakteri silmemeli. Halbuki şu an itibariyle gidişat öyle. Yani gerek mimarisiyle gerek hani kültürel emperyalizm diyebileceğimiz çeşitli bazı araçlarla yerel kültürlerin kendilerine has kimlikleri biraz ezilmeye başlandı ve hatta bunu enteresandır. Yerel kültürlerin parçası olan insanlar çok da sorun olmadan kabulleniyorlar, sahiplenmiyorlar. Çünkü sahiplenmek ulusalcılık falan gibi böyle şeylerle suçlanmaya yol açıyor. Halbuki insanın kendi kültürünü sahiplenmesi kadar doğal bir şey olamaz. Yani çeşitli şekillerde bir siyasal meseleye dönüştürmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu kültürel meseledir. Çok güzel bir soru vardı. Hani küresel soruların çözümü için sanat ne yapabilir diye. Öncelikle ben biraz kendi içimizde bir revizyon yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani sanatın daha geniş bir kitleye hitap etmesini sağlamamız lazım. Çünkü biraz böyle bir elit, bir etkinlik varlık gibi görünüyor şu an sanat. Sanatın sadece belli bir kesim tarafından üretilip ve belli bir kesim tarafından tüketildiğini görebiliyoruz. Bu doğru bir şey değil. Yani benim için mesela sanat bir statü edinme vesilesi değildir. Ve olmaması kesinlikle. Ondan sonra kamusal alanda sanatın çok daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda çok zayıfız. Maalesef böyle bu da işte o elit niteliğin bir parçası aslında. Sadece galerilerde ve müzelerde sanat görüyoruz. Ya da herkes yani çekilmeye girenler var. Yani bir galeriye girerken ücretli mi diye soran insanlar var. Yani bunu insanları uzak tutuyor. Dolayısıyla kamusal alanda sanatın taşınması lazım. Bu çok güncel bir konu. Bazılarınız bana kızabilir. İklim aktivistlerinin doğadan daha iyi korunan sanat eserlerini yaptıkları müdahaleleri kesinlikle destekliyorum. Evet, yani benim isterlerse bu eserler yani bilmiyorum tabii. Şimdi sahip eserin şu andaki sahibi ne der buna bilemiyorum ama ben sanatçı olarak hiçbir itirazım yok. Aksine destek. Orada çok güçlü bir söylem var. Lütfen böyle düşünün. Bu sanat eserine yüzyıllardır bu kadar değer veriyorsunuz. Şu sanat eserine verdiğiniz kadar değeri bir de doğaya versiniz demeye getiriyorlar. Bu kadar basit ve bence çok ciddi alınacak bir mesaj. Bu da hemen son cümle. Daha önce ettim hani biraz sanatın elit bir eylemmiş gibi hani biz ondan uzaklaştırmamız, arındırmamız lazım dedim ya. Bu da işte bu sanatı kutsallaştırmamak yönünde güzel o anlamda da iyi değil. Yani evet ya sanat eseri yok edildi. Yani tamam sanatçısı olarak yani diyorum gerçekten yani yok olacak yani şu an tabii mülkiyet bende değil. Ama haklar, fikri haklar bende. Ben fikri hakları barındıran kişi olarak diyorum ki buyurunuz herhangi bir ihtiyacınız varsa müdahale yapabilirsiniz.